Merhabalar. Şu anda 80 binde Devri Alem Parkı'ndayız. Burası gerçekten Konya'nın çok güzel, çok beğendiğim yerlerinden biri. Girişi şurası. Öğrenci ve öğretmen 3 lira, sivil 7 lira. Giriş ücreti çok iyi. 3 bölümden oluşuyor. Giriş bölümünde ilk önce şöyle minyatür gibi minik maketler yapılmış ama birçok eser var. Çok emek harcanmış. Çok güzel. Çocukların da çok beğeneceği bir yer. Sonra ikinci bölümde şu kulenin arkasında masal kahramanları var. Mesela şu kulede bir Rapunzel var. Oraları da çekeceğim size. Masal kahramanları var. Onların minik şeyleri var. En son bölümde de şu dinozoru görüyorsunuz. En son bölümde de bir sürü T-Rex parkı yapmışlar. Bir sürü böyle dinozorlar var. Orijinaline bağlı kalarak yapılmış, araştırılmış işte büyüklüğü, işte kilosu falan hepsini araştırıp öyle yapmışlar. Gerçekten dinozorlar var olsaydı bu şekilde olacaktı diye de yazmışlar. Çok güzel bilgilendirmeler de var. Orayı da çekeceğim. Şu an parkın giriş bölümündeyim. Çok eğlenceli. Çok güzel ve bebek arabasıyla, engelli arabasıyla gelebilirsiniz. Ücreti de çok uygun. Biz şu anda bu bölümü geziyoruz. Şu anda minyatür gibi. Hatta minyatürkten bence daha güzel çünkü daha yeşil ve çocukların daha çok ilgisini çekiyor burası. Şurada bakın bir tane daha dinozor görüyorsunuz. Kafeteryası falan da var. Mescidi de var. Mutlaka Konya'ya gelirseniz buraya uğrayın. Şu anda masal kahramanlarının olduğu bölümdeyim. Hansel ve Gretel'in şu kremalı evi. Şurada Madagaskar ve Neşeli Ayaklar var. Kocaman bir gemiyi kafeterya gibi yapmışlar. Yalnız şu anda korona sebebiyle kapalı. Size birkaç tanesini göstereceğim. Gerçekten gelinebilecek en güzel yerlerden biri. Özellikle çocuklara çok eğlenceli. Bakın. Çizmeli kedi. Hacivat ile Karagöz. Burada Türk kahramanları. Buz devri kahramanları var. Hepsini gösteremeyeceğim. Ama bazılarını göstermek istiyorum. Büyük küçük fark etmez. Gerçekten çok eğlenceli. Burada Alaaddin'in cini ve kendisi. Winnie the Pooh. En sevdiğim kahramanlardan biri. Keloğlan annesine el sallıyor. Bremen mızıkacıları. Şu hikayenin adını unuttum. Şurada Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler var. Ve şurada Şirinler var. Köyünü yapmışlar. Şurada bakın kırmızı başlıklı kız. Her yerde bir sürü şey olduğu için her yeri gezemeyeceğim. Çekemeyeceğim daha doğrusu. Şurada mesela şu kalenin önünde Batman, Superman, Örümcek Adam falan var. Burada bakar mısınız ne kadar güzel yapmışlar. Gerçekten çok büyük emek var. Konya Büyükşehir Belediyesi park ve bahçeler olarak o kadar iyiler ki Konya'yı kurak zannedersiniz ama gerçekten çok yeşil ve çok bakımlı bir yer. Mutlaka gelin. Bununla kapatmak istiyorum. Şu anda T-Rex parkındayız.
3. bölümdeyiz. Gerçekten çok büyük. Şu ağaç büyük bir ağaç. Ne kadar büyük olduğunu görebilirsiniz. Aslında yasak dokunmak ama çocuklar dokunabilsin diye şöyle binme yerleri de yapmışlar. Fotoğraf çekebilirsiniz. Bazıları hareketli. Küçük küçük hareketler yapıyor. El ya da kafaları oynuyor. Gerçekten çocuklar çok beğendi burayı. Çok sevdik biz. Uzun süre buradayız. Bakın şurada bir tanesi hareket ediyor. Böyle küçük küçük hareketler ve dinozor sesleri yüklemişler. Parka devam ediyorum. Her çeşit dinozor var. Bakın mesela bunda sadece ses var. Hareket var mı? Anne bak! Anne bak! Baba sen anne bak hareket et. Aa, hareket de ediyormuş evet. Tam çocuklara göre bir park. Dinozor yumurtasını gördün mü? Evet ben gördüm. Ben de gideceğim. Dinozor. Devasa büyüklükte. Kadraja sığmıyorlar. Mutlaka gelmelisiniz. Dinozordan çıkmış gibi oldu ya. Evet, gerçekten. Mantığı anladım. Çok mantığı anladım. Tırnağı var. Oo, çok uzun tırnakları var. Bu bize uzatıyor böyle. Doğruca anne olduğunu düşünüyorum. Bir kadar önce. 6 milyon yıl önce yaşamış dinozorların gerçek boyutlarında gerçeğini aslında uygun olarak yapılmış şekillerini gördük. Gerçekten çok güzeldi. Diğer bölümleri de çekeceğim. Onlar da... Bak, bunlar böyle toz yapıyorlarmış kafaları. Timsah da eskilerden kalma. Nasıl kalma yani?